Atla Terapi Merkezleri Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi. Tüm engelli çocuklarımıza, özel çocuklarımıza, onun dışındaki dışarıdan gelen çocuklarımıza hem terapi hizmeti veriyoruz hem de onların atlarla bir arada olmasını, o güzel vakit geçirmelerini sağlamalarını çalışıyoruz. Bu bağlamda emniyet mensuplarının yakınları, çocukları, şehit aileleriyle de böyle bir işbirliğimiz var. Haftanın 3 günü Atla Terapi Merkezimiz İstanbul'da sadece hizmet veriyor. Bunun dışında Türkiye'deki 7 merkezimiz var. İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Bursa, İzmir, burada belki saymadıklarım vardır. 7 merkezde de ücretsiz olarak hizmet vermekte. Atla terapi çocuklarımıza ne gibi faydaları sağlıyor? Birçok faydası var, hem psikolojik olarak hem de ruhsal olarak. Psikolojik anlamda hem kendilerinin, çocukların kendi olan özgüvenlerini geliştirdiğini, kendi başlarına bir şeyler başarabilmeyi gören çocuğun hayatında normal şeylerinde daha düzeldiğini, öğrenme bozukluklarını, hiperaktiviteyi, bedensel bir engeli bulunan çocuklarımıza veya bedensel bir problemi olan çocuklarımızda da kas gelişiminde çok önemli rol oynadığını görüyoruz. Onun dışında çocukların buraya gelmek için herhangi bir tedavi amaçlı gelmediğini, oyun oynamak için geldiğini bilmeleri çok önemli oluyor. Hatta çok heybetli hayvanlar, onun dışında onun bir güç göstergesi olması da onlar için çok faydalı oluyor. Oldu mu? Gördün mü beşim abi? Burada. Adın ne senin? Ayşenaz. Memnun oldum, can ben de. Evet. Bakalar bugün yine mutlu. Heyecanlı. Küçük değil, dinamik değil. Tamam, dinamik. Tamam. Coşkulu. Abi, ya şurada bir fotoğrafını çekeyim mi? Şöyle şu şeyin üzerine çıksa. Anladın mı? Gel. Merdiveni. Gel şöyle. Biraz alalım. Abi, Ayşe'nin adının fotoğrafını çekeyim. Sen atla şu şöyle bir fotoğrafını çekeyim.
Harika. Nereye bakacağımızı şaşırdık. Sağa mı sola mı? Gülümse, peynir de. Vallahi çocuğum daha önce hayvanlardan çok korkuyordu. Yanına yaklaşamıyordu. Bu terapiye geldiğimiz ilk zamanlarda biraz sıkıntı yaşadık ama sonradan sonra alışmaya başladı. Sevmeye, devamlı binmeye başladı. Yani şu an için sosyal yönden insani sevgisi, hayvani sevgisi biraz daha arttı. Hayvanlar olan ilgisi, alakası. Yani daha çok kendisi sosyal yönden de ondan sonra fiziksel olarak da bayağı bir faydası olduğunu düşünüyoruz biz çocuğumuza. Atları seviyor musun? Evet. Bana kanallar alabilirsin. Evet. Tanımak için gelir misin? Dur. Atları seviyor musun? Evet. Ne soracağız biz sana? Buraya gelince en çok ne yapmayı seviyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim. Eskiden atları seviyor muydun? Evet. Daha çok korkuyordu. Hayvanlardan özellikle korkuyordu. Ya geldiğimiz. Ver bakalım. Babaş. Ya daha önceden çok korkuyordu hayvanlardan, özellikle atlardan hiç yaklaşmıyordu. Şu an için yani çok seviyor, biniyor. Her zaman kendisi gelmek istiyor. Ata geleceğimiz gün özellikle hadi baba ata gidelim, kardeşleri, kendisi. Yani koştura koştura ata geliyoruz diyebiliriz. Atını düşürüyorum. Atını siliyorum. Bay bay. Hadi Ömer. Oley. Çak bakalım.
İstanbul Emniyeti'nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bakırköy İlçe Emniyeti'nin polis memuruyum. Oğlumuz Ahmet Ömer ile Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Mustafa Çalışkan Müdürümüz ve eşleri değerli hanımefendinin bu projeyi başlatması üzerine atla terapiye geliyoruz. Çok oğlan mutlu, diğer ailelerimiz de çok mutlu. Beraber pazartesi, salı ve perşembe günleri buradayız. Bir seneyi geçti bu eğitime başlayalı. Eğitimin olduğu günler çok mutlu. Sonrasındaki iki gün ve hatta üç güne yakın hareketlerinde, merdiven inmesinde, çıkmasında çok belirgin bir fark oluyor. Gözlemliyoruz onu. Sakinleşiyor. Hareketlerini kendisi daha iyi yapabiliyor. Onu gözlemliyoruz. Ne söyleyeceksin bize? Teşekkür et. Teşekkür edecek misin? Evet. Atları seviyor musun Ahmet? Evet, atları çok seviyoruz. Televizyonda at çıktığı zaman özellikle gözümüzü alamıyoruz. Şimdi buraya başladığımızdan sonra bir eve şey aldık, başucuna bir at biblosu aldık. Ona bakıyor, baktıkça bazen güldüğünü görüyoruz. Çağrışım yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün projesinde bu at eğitimi çocuklar için çok güzel. Özellikle Zeynep Süheda otu çok seviyor. Hayvanları çok seviyor. Buraya gelince her geldiğinde heyecanlanarak geliyor. Hatta söylüyor, yani gününü hatırlıyor. Şu gün gideceğim at diye. Çok güzel bir proje bizim için. Yani atları sevmez açısından, hayvanları sevmez açısından. Yani çok memnunuz yani bu projeye. Teşekkür ederiz yetkililere. Yani çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik. Yani gelişme var. Mesela televizyonda at falan gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. At programları izliyor. Yani memnunuz yani. Atları seviyor musun? Atlar seviyor mu kızım? Atlar binmeyi seviyor musun? Benim telefonum. Bir şey söylemek ister misin? Ne söylemek istiyorsun sen? Mesela anneanne, ben at binmeyi seviyorum de. Anneanne, dede. Hadi söyle bakalım bizim için bir defa. Anneanne. Ben at binmeyi seviyorum. Abi, ben at binmeyi seviyorum de.